Tıp istiyorum. MF3 puanına katkısı olan derslere ağırlık vermem gerekir mi? Aslında bu bir taktik ya da yani bir stratejiden öte bir taktik. Evet, MF3'te puan türünde biyolojinin mesela katkısı fazladır. Ve senin biyolojiyle ilgili problemin varsa ona daha fazla zaman ayırmanda da bir fayda var. Sevgili öğrenciler, tabii böyle ince ayar hesaplar genel olarak yanlıştır. Bütün derslere farklı oranda zaman ayırıp aynı oranda önem verin. Bakın bu çok önemli. Farklı oranda zaman ayıracaksınız. Ne bileyim 5 dakika ayırmışsanız bile 5 saat ayırdığınız ders kadar önem vereceksiniz ki oradan başarı çıkıyor zaten. Birbirinden farklı birkaç hedefim var. Ne yapmalıyım? Evet, çoklu potansiyel denir buna. Bu rastlanılan bir şeydir. Ben öyle olduğu temennisiyle hareket edip o açıdan yanıt vereceğim. Bir de başka açıdan. Çoklu potansiyelde birçok şeye yeteneğiniz vardır. Ve bunların herhangi birine ulaştığınız zaman da başarılı olursunuz zaten. Bunları özellikle yetenek ve yatkınlıklarındaki birincil sırayı bulup ona doğru yönel. Bir de ya bu olmazsa şu olur, şu olmazsa bu olur tarzı özgüven eksikliği kaynaklı bir takım sıkıntılar da aslında çok sayıda mesleğe yönelmenize sebep olur. İkincisi sorundur, problemdir. Bunu rehber hocalarınızla daha detay görüşmeniz gerekir. LYS'ye hazırlanıyorum. Günde kaç soru çözmeliyim? Evet, YGS bitti ama sen LYS'ye hazırlanırken de aynı soruyu soruyorsun. Görüyor musun? O soru çözme yoğunluğu hangi sınavdaydı? Birinci sınavdaydı. İkinci sınavda hangi yoğunluk vardı sevgili öğrenciler? Soru çözme değil, konu çalışma yoğunluğu vardı. Onun için lütfen o dengeyi şöyle yapın. En az %50-50 diyeyim zamanınızda. LYS'nin zor olması motivasyonumu bozuyor. Ne yapmalıyım sizce? Evet, zor değil ki. LYS zor olmadığı için tam tersi motivasyonu arttırması lazım. Aslında sevgili gençler, olay neyi biliyor musunuz? Bizim bazı konularda eksiklerimiz var, oraya saplanıp kalıyoruz. Biriktirin bakalım olumlu açıdan iyi bildiğiniz konuları şöyle üst üste yığın bakalım. Yığdınız mı? Yığdınız. Onlara baktığınız zaman zaten moraliniz, motivasyonunuz, başarma inancınızın arttığını göreceksiniz. Bunun için sevgili öğrenciler özellikle LYS sınavı, Haziran ayındaki sınav size zormuş gibi göründüğü her noktada başarılı olduğunuz konulara yönelmenizde fazlasıyla fayda vardır. Sınava hazırlanan kardeşime nasıl yaklaşmam gerekiyor? Sınava hazırlanan kardeşim var, nasıl davranmalısın? Bir defa fazla müdahale etmeyin. Konuşun. İletişim, iki kişi karşılıklı bir konuşmayı ve birlikte hareket etmeyi karar verdikleri zaman ortaya çıkabiliyor. Dinlenme alanlarına dikkat edin. Bakın, şunun üçü farklıdır. Mola, dinlenme ve aktivite çok farklıdır. Mola, ders aralarında verilen küçük 15'er dakikalık zamanlara denir. Ki burada çalıştığınız dersin üzerinde durmanız gerekiyor zaten. Dinlenme, 2-3 saat çalıştıktan sonra 1 saat, 1,5 saat kadar artık çalışmamanız gerekir. Burada istediğinizi yapabilirsiniz. Aktivite, haftada bir defa 3-4 saatinizi ayırdığınız, spor olabilir, yürüyüş olabilir, sinema olabilir, arkadaşlarla görüşme olabilir. Yani yaşantınıza yeni bir şeyler katma süreçlemesi olur ki bu noktada sevgili öğrenciler mutlaka program çeşitlemenizin içinde buna dikkat edin. Ama en çok neye dikkat edin biliyor musunuz? Siz bu derse çalıştınız, arkasından hemen başka derse geçtiğinizde konular birbirine karışır. Buna müdahale deniliyor. İşte o karışmaması için araya küçük bir zaman koyduğunuzda ilk çalıştığınız konuyu bir pekiştirmeniz gerekiyor. Ve bizi mutlaka hafta içi her gün izlemeye devam etmeniz umuduyla.